Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz 1. dönem 2. konumuz olan cümlenin ögeleri. Hadi başlayalım. Madem konumuz cümlenin ögeleri, önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da sözcük öbekleridir. Özne ve yüklem gibi temel, nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleç gibi yardımcı ögelerden oluşur. Şimdi tek tek bunlara değinelim. Yüklem. Yüklem, cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Yani cümlede yargıyı yüklem bildirir. Ve diğer ögeler de onu tamamlar. Yüklemi bulmak için diğer ögeleri sorduğumuz gibi herhangi bir soru sormamıza gerek yok. Onu sadece çekimli durumda bulunan sözcüklerden anlarız. İster isim olsun, ister fiil. Özellikle fiil kısmı bizi daha çok ilgilendiriyor. Çünkü yüklemi bulmada en kolay yol çekimli fiili bulmaktır. Çünkü kurduğumuz cümlelerin %90'ı fiil cümlesidir. O yüzden eğer bir cümlede çekimli fiil görmüşseniz yüklemi bulmuşsunuz demektir. Yüklemle ilgili dikkat etmen gereken en önemli nokta karşında bulunan tek bir sözcüğün çekimli olduğu için cümle olabileceğini yani bir yargı bildirebileceğini unutmamak. O yüzden yüklemle ilgili bazen sadece bir çekimli fiilden doğal olarak da tek bir sözcükten, bazen birden fazla sözcükten, bazen bir isim tamlamasından, bazen bir sıfat tamlamasından oluştuğunu unutmama. Genel itibariyle karşımıza çıkan sorularda sadece yüklemden oluşmuştur soruları sizi genelde yanıltıyor. Burada dikkat etmen gereken şey, buradaki isim tamlaması ve sıfat tamlaması gibi birden fazla sözcüğün yüklemi oluşturup oluşturmadığına bakmak. Bir de madem kolaylık olsun dedik, çekimli fiil olduğuna dikkat edin çünkü karşımıza genelde fiil cümleleri çıkar dedik. Bir de şunu söyleyeyim, kesin kural olarak algılamayın ama yine kurduğumuz fiil cümlelerinin %90'ı kurallı olduğu için yüklemi son sözcükte arayın. Yani yüklem neredeyse genel itibariyle sondadır. Bu da yine size bir kolaylık olsun. Özne. Yüklem için cümlede iç oluş hareket bildiren ögedir demiştik. Özne ise cümlede yüklemin bildirdiği iç hareketi yapan veya oluş içinde bulunan ögedir. Yüklem gibi temel ögelerimizdendir. Yükleme sorulan kim ve ne sorularının cevabıdır özne. Nesneye de ne sorusu sorduğumuz için öğrenciler tarafından karıştırılabiliyor. Ama burada doğru kararı vermek için yapacağın en sağlam şey ne sorusunun cevabı fiili yapan kişi midir yani özne midir yoksa fiilden etkilenen midir nesne midir diye karar vermektir. Özne cümle içerisinde gerçekten fiili yapansa ve cümle içerisinde yer alıyorsa gerçek öznedir. Kişi eklerinden çıkarılıyor. Direkt yazılmıyorsa gizli öznedir. İçi yapanın belli olmadığı yerlerde nesneyi özne olarak kabul ediyorsak sözlü öznedir. Bunu özellikle çok karıştırıyorsunuz. Temizlenmek. Temizlenen kim ya da temizleyen kim bilmiyoruz. Belli değil. Cümle içerisinde yok. Ama temizlenen ne dersen sokaklar normalde nesnedir. Yani temizlenmek fiilinden etkilenendir. Ama özne olmayacağı için bunu sözde özne kabul ediyoruz cümle için. Nesne. Yine yüklem için dedik ki cümlede iş oluş hareket bildirir. Ortada eğer bir iş varsa o zaman işi yapan var, özneyi bulduk. Şimdi bir de işten etkilenen olmalı. O da nesnedir. İşten cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen ögedir nesne. Ve yükleme sorduğumuz kimi, neyi, ne sorularının cevabıdır. Az önce ne sorusunun cevabı ile ilgili verdiğim tüyoyu unutmuyoruz. Eğer ne sorusunun cevabı yükleme sorulduğunda fiili yapansa
öznedir. Fiilden etkilenense nesnedir. O yüzden ne okudu dersen kitaptır. Okuyan ne dediğinde birileri ya da birisi ise özne olur. Tekrar belirtelim. Nesneyi haleki belirtme, haleki alma, almama durumuna göre belirtili ve belirtisiz nesne olarak ikiye ayırıyoruz. Belirtili nesne iyi halekini alır. Hem sorusunda hem cevabında kimi, neyi, cevabı da aynı şekilde kitabı olur. Belirtisiz nesnede ise iyi haleki almaz. Hem sorusu hem de cevabı. Dolaylı tümleç. Yine yüklemden yola çıkarak söylüyorum. Çünkü bütün ögeleri bulurken yükleme soruyoruz soruları. O yüzden yine yüklem cümlede iş olup hareketi bildiriyordu. Yapanını bulduk özne dedik. Etkilenenini bulduk nesne dedik. Şimdi sıra yerinde. O zaman yüklemin bir de yani fiilin bir de yeri olmalı. Ona da dolaylı tümleç diyeceğiz. Yüklemin yöneldiği, bulunduğu, çıktığı yeri gösteren ögedir. Özellikle yöneldiği, bulunduğu, çıktığı yer dedik. Çünkü yükleme sorulan soruda E, D, den halekleri bulunur. Kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden gibi. O yüzden E, D'den halekleriyle sorular sorulup E, D'den halekleriyle cevaplar aldığımız ögeye dolaylı tümleç deriz. Mesela sorar, yüklem. Kime sorar? Bana sorar. Kime derken E haleki almış, bana derken de cevabında E haleki almış. Yine çıkmadı yüklem nereden, dersten, den haleki almış sorusunda, den haleki almış cevabında. Ve son olarak yüklemin yapanını bulduk, özne dedik. Etkilenini bulduk, nesne dedik. Yerini bulduk, yer tamlayıcısı ya da diğer adıyla dolaylı tümleç dedik. Şimdi zamanını, durumunu, miktarını bulmamız lazım. Ortada bir fiil var ise, ki biz buna yüklem dedik, yüklemin zamanını, durumunu, miktarını, yönünü ve koşulunu bildiren ögedir zarf tümleci. Geçen yıl gördüğümüz zarf konusundan yola çıkarak, ki zarf fiiller konusunda da kısa bir tekrar yapmıştık, fiili niteleyen sözcüklerdi zarflar. Zarfı bulman ve hangi açıdan fiili nitelediğini bulman seni zarf cümlecine götürecektir. Okuyacağım yüklem ne zaman? Zaman zarfıdır. Yazın dersin. O yüzden de zamanını anlatır. Zarf cümlecidir. Yine ilerliyordu. Nasıl ilerliyordu? Ağır ağır ilerlemek zarftır. O yüzden durumunu anlatır. Zarf fiildir. Zarf cümlecidir. Yine nereye alın, içeri alın yönünü anlatır. Yön zarfıdır. O yüzden de zarf cümlecidir. Cümlenin ögelerini toparlayacak olursak, özellikle bu tablo çok işimize yarayacak. Çünkü en çok sorularda sıkıntı yaşıyorsunuz. Özne ve nesnenin dışında özellikle zarf tümleci ile dolaylı tümleçte çok fazla soru var. Ama her ikisi için de verdiğim tüyoyu unutmayın. E, D, den haleki ve zarfları bulduğumuz zaman zarfı için ne zaman, miktar zarfı için ne kadar, durum zarfı için nasıl ve soru zarfları için de niçin, neden? Yüklemi burada vermemiş çünkü biz yüklem için özellikle bir soru sormuyorduk. Elimizde bir çekimli fiil ya da çekimli isim var ise yüklemdi.
Özellikle çekimli fiil kısmından gidiyorduk. Çünkü cümlede iş, oluş, hareket bildiren ögedir demiştik yüklem için. Oradan yola çıkarak ortada bir fiil varsa yapanını bulmamız lazım. Özneyi bulmak için kim ve ne sorusunu sorarız yükleme. O yüzden de özneyi buluruz. Eğer ortada bir fiil varsa yapanını buldum. Sırada etkilenenini bulmak var. Neyi, kimi, ne sorularını sorarsın. Her ikisinde de ne sorusunu soruyorduk. Ama fiili yapanı bulduysan özne, fiilden etkileneni bulduysan nesne olduğunu unutmuyorsun. Eğer iyi haleki almışsa belirtili, almamışsa hem sorusunda hem cevabında belirtisiz nesne olduğunu unutmuyorsun. Dolaylı tümleç için az önce söyledim, tekrar ediyorum. Hem sorusunda hem cevabında e, de'den haleki olan ve yüklemin yerini bildiren ögemizdi. Zarf tümleci de yine yüklemin zamanını, durumunu, biçimini ya da miktarını anlatan ögeydi. O yüzden de sorusu zarfların soruları idi bilginize. Ögelerle ilgili bir konu daha. Cümle vurgusu ögelerle ilgili bir konudur. Onu da kısaca belirtelim. Biz konuşurken genelde vurguyu ses tonumuzla yükselterek yaparız. Ama yazıda bunu yapamadığımız için bu iş ögelere düşer. O yüzden de vurgulamak istediğimiz ögeyi yükleme yaklaştırırız. Cümle vurgusu ile ilgili bileceğiniz tek şey, yüklemden önceki öge ne ise vurgulanan öge odur. Mesela götürdü, yüklem. Nereye? Fuara. O zaman yerini anlattığı için dolaylı tümleci vurgulamış. Götürdü, ne zaman? Dün götürdü. Zamanını anlattığı için zarf tümlecini vurgulamış. Aynı cümleler olmasına rağmen bu arada cümleleri de inceleyiniz. Yine götürdü, kimi götürdü? Bizi derken nesneyi, kim götürdü? Babam götürdü derken de özneyi vurgulamıştır. O yüzden vurgunun yüklemden önce olan öge olduğunu unutmayın. Ara söz. Ara söz cümleyi söylerken söz arasına sıkıştırılan, bazen bir ögenin açıklayıcısı, bazen cümle dışı unsuru olan söz veya söz öbeklerine denir. Cümlenin ögeleri konusunu ilgilendiren kısmı ise tanımındaki bir ögenin açıklayıcısı olması ya da cümle dışı unsuru olması kısmıdır. Örnekte büyüdüğüm o güzel şehri Bursa'yı asla unutamam derken unutamam yüklem. Neyi unutamam? Büyüdüğüm o güzel şehri nesnedir ve Bursa'yı derken nesneyi açıklamıştır. Nesnenin yani bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır. Bazen de herhangi bir öge ile ilgili olmayıp sadece araya bir şeyi sıkıştırarak kullanılır. O zaman da cümle dışı unsur der, herhangi bir öge olarak değerlendiremediğimiz durumlarda da bulunur ara söz. Böylelikle cümlenin ögeleri konusunu bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.